Merhabalar. Sizlere bugün SharePoint Server 2013 üzerinde nasıl bir site collection yapacağını bahsedeceğim. Esasen öncelikle site collection nedir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Site collection bütün site'larınızın köküdür. Ve eğer site collection'ınız olmazsa maalesef site de yapamıyorsunuz SharePoint üzerinden. Onun için ilk öncelikle bir web application'ınız olması gerekiyor. Ve bunu sizlere geçen videoda anlatmıştım. Nasıl hızlı bir şekilde Web application yaptığınızı, e, site collection içinde yine e, central administration üzerinden ana sayfanızdan create site collection a basıyorsunuz ve yukarıdan e, web applicationlarını seçebiliyorsunuz. Bizde sadece bir tane olduğu için e, birisini seçiyoruz ve okya OK basıyoruz buradan. E, sitemiz için e, site collection için daha doğrusu bir isim veriyoruz. Ben Apple'a nazaran çoğu zaman videolarda Meloun kullanıyorum e, ve bir description Meloun block diyelimiz buna. Melun Block. E, ve e, site collection'lar için burada gördüğünüz gibi Poseidon yazıyor ve bu benim web application ismidir. E, site collection içinde bir isim bulmamız gerekiyor ve biz buna e, block diyelim. E, neden? Çünkü e, benim web application üzerinde bir block site collection kurmak istiyorum ve e, Gökhan, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin bütün bu arkadaşların bu site collection içerisinde bir blog olmasını istiyorum. E, blog yazdıktan sonra da template'imi seçiyoruz. Buradan blog alıyoruz. Ve bir daha evvelki gösterdiğim videoda olduğu gibi de bir site collection administrator vermemiz gerekiyor. Ki bu kullanıcı e, bu site collection administrator olabilsin diye. Eğer var ise de ikinci bir e, administrator seçebiliriz. Ama burada test environment olduğumuz için bir tane administrator yeterli olacaktır. E, dediğim gibi Önce bir isim, sonra bir description, bir URL, template'inizi seçtikten sonra da bir administrator. OK'ya bastıktan sonra blogunuz olacaktır. Artık e, SharePoint e, gördüğünüz gibi sitemiz yapmıştır ve üzerine bastığımızda otomatik olarak browser üzerinden e, site collection'ımıza e girmiş bulunuyoruz. E, blog template'ini seçmiştik. Gördüğünüz gibi artık create a post, manage post falan yapabiliyoruz. Bunları bir daha sonra bir sonraki videolarda e, nasip olursa göstermeyi planlıyorum. E, bizim bugünkü amacımız sadece bir site collection yapmak idi. E, bunu da hızlı bir şekilde göstermiş bulunuyoruz. E, farz edelim ki beğendiğiniz e, yaptığınız e, siteyi site collection'ı beğenmediniz. E, ve silmek istiyorsunuz bunu da göstereyim nasıl yapıldığını öncelikle sitemizi bir kapatalım ve yine central administration üzerinden application management altında göreceksiniz create site collection ve delete site collection var Create'i az önce kullanmıştık şimdi ise delete site collection'a basalım ve öncelikle delete butonunun great olduğunu görüyoruz. Nedeni ise çok basit. Yukarıda side collection seçmemiz gerekiyor. Esasen Yukarıdan web application değiştirebiliriz. fazlasıyla web application olduğunda değişik web application'ları seçebiliriz. Ama yine Div environment bölümümüzde sadece bir tane var. Eee 80'imizi seçiyoruz ve alt tarafta gördüğünüz gibi site blok var. Bunu seçtiğimizde OK'ya okay bastığımızda artık delete butonunun yer normal hale geldiğini, ve üzerine bastığımızda bize bir confirmation gelip acaba gerçekten silmek istiyor musun gibi bir sorusuna evet dediğimizde artık sitemiz gitmiş bulunuyor. Ee, ve onun üzerine browse ettiğimizde Poseidon Sites Block verdiğimizde artık sitemizin bize bulunmadığını gösterecekti browser. Ee, umarım bu videoda nasıl bir site collection yaptığınızı anlamıştırsınız ee, ve yeni bir şeyler üretmeye çalıştım size. Ee, umarım bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.